Merhabalar, bugün sizlerle turp ile hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. 400 gram turp kullandım. Kabuğunu soyup detaylı tarife başlıyorum. Turpu bir de böyle deneyin, kesinlikle pişman olmazsınız. Genellikle turpu tuzlayarak çiğ bir şekilde tüketiyoruz ya da salatalara kullanıyoruz. Ben genellikle öyle hazırlıyorum ya da bu şekilde zeytinyağlısını pişiriyorum. Kabuğunu soymuş olduğum turpu dilimlere ayıracağım. Genellikle evde bulunan malzemelerle tarifler hazırlamaya özen gösteriyorum. Masraf çıkartmadan lezzet garantili tarifler sunmak istiyorum sizlere her zaman. Bu tarif de onlardan birisi. Turpu doğradım, kaseye aldım. Tarif içerisine orta boy bir tane de havuç kullandım. Ufak bir kereviz vardı. Onun da kabuğunu soyacağım ve tarife ekleyeceğim. Az önce de söylediğim gibi evde bulunan malzemelerle hazırlanmış bir lezzet. Kerevizi de turpu doğradığım gibi doğruyorum. Bir tane de kuru soğan. Sıra geldi doğramış olduğum malzemeleri bir tava içerisinde birleştirmeye. Önce turpu ekledim tavaya. Sonra doğramış olduğum kerevizi ilave ettim. Havucu, soğanı, bir parça kereviz yaprağını, bir tane limonun suyunu, iki tane mandalina suyu, portakal da olur, hangisi varsa, portakal kalmamıştı, ben mandalina ekledim, mandalina suyu. Yarım tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Zeytinyağı gezdirdim ve kapağını kapattım, tavanın ocağı aldım. Tava ısınıncaya kadar yüksek ateşte. Isındıktan sonra kısık ateşte pişireceğim. Yaklaşık 20 dakika pişirmiş olduğum zeytinyağlı turp tarifini ocağın altını kapatacağım ve ocaktan soğumaya alacağım. Turpun sertliğine göre bu süre uzayıp kısalabilir. Turp ve kereviz piştiğinde ocaktan alabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Soğutmuş olduğum tarifi servis tabağına alıyorum. Farklı zeytinyağlı tarifler aradığınızda bu lezzeti gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz hazırlayıp. Üzerine pişirmiş olduğum mandalina ve limon suyunu ekledim. İçerisinde kalan suyunu yemeyin ve üzerine bir miktar maydanoz serpiştirdim ve afiyetle yedim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar anlatıp sunmaya çalıştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok değerli. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.